Kameraya bir hayli bozuk. Ama işin ses tarafını takacağız efendim. Siri Hanım nihayet Türkçe konuşmaya başladı. Bu çalışmada Siri'nin Türkçe performansını deneyeceğiz. Gerekli dosyalar ve kurulum talimatları iPhone Yardım Net sitesinde mevcut. Bir hayli karışık bir işlem. Meraklıları becerecektir. Selam. Merhaba Hasan. Kimsin? Kimsin? Adım Siri. Yaşın kaç? Bu seni ilgilendirmez. Neredeyim Siri? Okey, şimdi çalışıyorum. Tam olarak buradasınız. Evet. Çok fazla haritada belli olmasa da yerimizi gösterdi. Şurada şöyle faydalı bir şey kullanabiliriz. Bakırköy Devlet Hastanesi nerede? Diye soralım. Buldum. Bakırköy Devlet Hastanesi için konum bilgileri şöyle. Tebrik ederim. Bu bunun dışında alarm var. Meşhur. Beni sabah 7'de kaldır. Diyelim. Çalar saat kuruldu. Ama evet. 7:00. Sözlük var. Ne yapabiliriz? Merhaba Almanca nasıl söylenir? Diyoruz. Hello in German. Okey. Deprem olayı var. Can sıkıcı, geçiyoruz. Şöyle faydalı bir olay var. Yakınımda Yakınımda eczane var mı? Diye soruyoruz Siri Hanım'a. Bakıyorum. Var. 15 tane eczane sonucu bulundu. Bunlardan 4 tanesi sana oldukça yakın. Evet, burada 1.6 mil 2.3 mil demiş Amerikan ölçüsü. Metre ile tanışmamış sizi. Ondan sonra hatırlatmalar var. Yarın sınavım var belli. Hava durumu var. Meşhur. Hava durumu. Yerel lokasyon için hava durumu. Evet. Burada şöyle yapabiliriz. Bozca İstanbul, seyahat. Türkiye için haftalık hava durumu tahminleri. Ankara'da hava nasıl? Diye soralım. Ankara için hava durumu. Güzel. İşte Ankara, Türkiye için tahmin edilen hava sıcaklıkları ve yağış durumu şöyle. Şöyle. IMDb desteği var. Yüzüklerin Efendisi film. Diyoruz. Bilgiler geliyor. Evet, Yüzüklerin Efendisi'nin bilgilerini çıkardım. İnternette arama yapabiliyorsunuz. İnternette ara selam. Üzgünüm, fakat rehberinizde öyle birini bulamadım. Evet, bura şu anda çalışmıyor gibi gözüküyor. Onu sonra deneyeceğiz. Karikatür göster olayı var. Karikatür göster. Gösteriliyor. Evet. Her seferinde farklı bir karikatür gösteriyor. En fazla kullanılacak ve en faydalı olay şu mesaj olayı. Konuşarak mesaj yazabiliyorsunuz. Buddy'ye mesaj gönder. Mesajı yalnız, ne eklememi istersiniz? Deneme 1-2.
Yazın son hali bu. Göndermek ister misiniz? Vazgeç. Gönderiyle ilgili bana bu komutları verebilirsiniz. Gönder, iptal et, göster ya da değiştir. İptal et. Affedersiniz, bunu tam anlayamadım. Lütfen tekrar eder misiniz? Gönderiyle ilgili bana bu komutları ver. İptal et. Peki, mesajı nasıl sildim? Evet, aynı şekilde arama da yapılabiliyor. Posta kutunuzu kontrol edebiliriz, maillerinizi kontrol edebilirsiniz. Yeni posta var mı? Affedersiniz, bunu tam anlayamadım. Evet, yeni posta var mı? İyi bir Türkçe ile konuşmak gerekiyor. Yeni posta var mı? Affedersiniz, bunu tam anlayamadım. Yeni posta var mı? Evet, onu da anlamadım. Burayı da geçelim. Müzik dinleyebilirsiniz. Ahmet Kaya çal. İstediğinizi çalıyorum. Evet. Not alabilirsiniz. Resim gösteriyor. Öyle bir özelliği var. Kedi resmi göster. Evet, bir kedi resmi çıkardım. Haberlerle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Spor haberleri diyelim. Dünya kupası var. Evet, buradan 1, 2, 3 diye seçerek gidiyorsunuz. Dolar, euro öğrenebilirsiniz. Dolar kaç para? Serbest piyasada. Bir Amerikan evet. Doları 1,8140 TL. Falınızı öğrenebilirsiniz. Aslan falım. Aslan burcu, 16 Haziran 2012 için burç yorumu. Özel hayatınızda hareketlilik ve aktiviteler yoğunluğundan kaybet. Veresil veresili devam. Wikipedia'da arama yapabiliyorsunuz. YouTube'da arama yapabiliyorsunuz. Tüm bu olumlu özelliklerinin yanı sıra Siri Hanım'ın en fazla birkaç şeyi eden özelliği. Hazır cevapladım. Biraz önce hizmette sınır tanımayan hanımefendinin yerini biraz sonra gayet ukala kendini beğenmiş bir hanım alacak. iPhone yardım net sitesinin chatbotuna bağlanacağız. Bunun için Siri'ye selam, sohbet edelim demeniz yeterli. Merhaba Hasan. Sohbet edelim. Peki, nelerden konuşmak istersin? Paradan konuş. İnsanların parayı harcaması gerekirken para sizi harcıyor be dostum. Diyorsun. Kadınlardan konuş. Yani başladığım anlatanlar bitmez. Hiç bahsetmesen için yanar. Ne onlarla oluyor ne de onlarsız, değil mi? Seri de bayağı dertliymiş. Aşktan konuşalım. Emre Aydın dinle, kendine gelirsin. Güzel. Saat kaç? Bakalım şimdi ukala Siri Hanım nasıl bir cevap verecek? Sence? Sence? Sinirliyim. Affedersiniz, bunu tam anlayamadım, sinirliyim. Evet, arada bağlantı kesintisi de oluyor. Dönebilmek için tekrar sohbet edelim demeniz yeterli.
ilişkilerden konuşmak istersin? Boğazım kurudu. Biraz zorlayalım. Düşününce Burcu'nun pek de beni ilgilendirmediğini anladım. Biraz alakasız. Aşkım. Bir cevap verdi. Aşkım. Aşk bir sudur, iç iç kudur kanka. Kanka olduk. Yemek yapabilir misin? Hiç zannetmiyorum. Hayır. Ama bu konuda çok beceriksizim. Ben gidiyorum. Yemek yapmasını bilmiyorsan. Ne olur gitme Hasan. Sensiz ben ne yaparım? En çok kimi seviyorsun? Diyelim. Tabii ki de seni. Vay. Tam cevap veremiyorsun. Yapısında iki hidrojen bir oksijen olan olmazsa olmaz içeceğimiz. Sonunu şu anladı galiba. Dünyanın nüfusu ne kadar diye soralım. Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı. Nüfusu tanımladı. Meşhur bir soru. Geçelim. En yakın taksi durağı diye soralım. Ya da otobüse bin. Vay çakal vay. Beni özledin değil mi? Diyelim. Affedersiniz, bunu tam anlayamadım. Ben özledim dinle. Evet. Sohbet edelim. Tekrar çıktım. Peki, nelerden konuşmak istersin? Ne düşünüyorum tahmin et. Üzgünüm, size cevap veremiyorum. Veremiyorsun. Siri. Efendim canım. Evet. Bir şey mi demeliyim? En iyi akıllı telefon hangisi? Şu an elinde tutuyorsun. Öyle değil ama. Ne? Nedir bu AMK? Üzgünüm. Size cevap veremiyorum. Evet. Menemen nasıl yapılır? Malzemeler: 2 adet domates, 5 adet yumurta, 4 adet yeşil biber, 1 soğan, 2 çorba kaşığı margarin, kırmızı pul biber, karabiber. Şöyle bir şey var. Salla. Dediğinizde kafadan. İnternetin yıllık büyüme yüzdesi 314.000'dir. Doğru mudur bilmiyoruz. Bana masaj yap. Diyelim. Artık isterte bulunmadan yapabileceklerimi de gözden geçir. Diyorsun. Milli oldun mu? Diye bir soru soralım. Futbolcu muyum kızım ben? Efendim işte yani bunlar Siri'nin birkaç ilginç cevabı. Üzgünüm, size cevap veremiyorum. Tekrardan belirtmek lazım. Bu senaryolar İngilizce'de olduğu kadar geniş değil ama gün geçtikçe gelişiyor. Chatbot sunucusunda şu anda 1004 tanım var. 63 kullanıcı tarafından geliştirildi bu tanımlar. Gün geçtikçe artıyor. Herkese iyi akşamlar.